Herkese merhaba, ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi takipçi haritalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar baştan anladığınız gibi dünyayı Marslılardan kurtar diye bir bilim kurgu haritası gelmiş arkadaşlar. Resmen bilim kurgudur. Daha dün Transformers 5'i izledim. Çıkalım bayağı oldu ama izlememiştim. Yani arkadaşlar ilk 4'ünü izlemiştim. Orada böyle gezegenler arası falan şeyler olunca bir bunu da görünce bir dikkatimi çekti böyle. Bu arada Transformers serisini severim ben. Başta da hiç izlememiştim. 4'ünü bir izledim abi. 4. çıktıktan sonra izledim. 5. de çıkalı bayağı olmuş da 5.'yi izlemiyordum. Bayağıdır film izleyemiyordum. 5.'yi de izledim arkadaşlar. Bugün de Marslılardan kurtaracağız dünyamızı bu arada. Daha fazla bu tarz takipçi haritaları gelmesini istiyorsanız aşağıda videoları kesinlikle vermeyi unutmayın videoyu. Biliyorsunuz arkadaşlar ne kadar çok beğeni gelirse o kadar hızlı bir şekilde atmaya çalışıyorum. Neyse lafı uzatmayacağım. Şimdi kurallar bu taraftaymış. Neymiş arkadaşlar? Aşırı şekilde zorlanmadığın sürece game mode açma. İstediğin zaman sabah yapıp yaşı düzeltebilirsin. Oyundaki plakaları sakın atlama, yoksa hikaye kopar. Tamam, istediğin zaman sabah yapıp düzeltebilirsin. Eğlenmeyi unutma, yanındaki düğmeye bas ve kurallar yapılsın diyor. Tamam, süper, kendi yaptı. Sonra ne taraf burada oyun başladı, yapımcı bilgileri hemen. Yapımcılar: Adem ile Ahmet, canınızı yerim. Fes mi var kafalarında onların, saç mı bu? Minecraft adı Adem TR, Minecraft adı Ahmet TR. Güzel bulmuşsunuz ama Ahmet TR, yani bu isimler Adem ile Ahmet TR, bunlar genelde baştan alınmıştır diye düşünürdüm ben yani. İyi alınmamış, iyi denk getirmişsiniz. Kurallar yapın. Şimdi oyuna başla diyor. İlk öncelikle sandığı aç. Ben hikayeyi bir okudum, bayağı hoşuma gitti arkadaşlar. Hikayeyi sizlere okuyorum. Marslı yabancılar dünyamıza ait olan merkez kuvvet yüzüğünü çaldılar. Bu yüzük dünyanın dengesini sağlıyordu. Bu yüzük eğer geri alınıp eski yerine konulmazsa dünyanın dengesi bozulacak ve güneş sisteminden yavaş yavaş uzaklaşacak. Vay. Ve bu demek oluyor ki bütün insanlar donarak ölecek. Oha! Bunu sadece sen durdurabilirsin. Marslılardan yüzüğü geri al ve eski yerine koy. Yönergeleri takip et. Yönergeleri. Sadece 24 saatin var. Umarım başarabilir. Oha! Çabuk o zaman, sadece gerçi 24 saat sürmez herhalde video. Şimdi yukarıdaki sihirli düğmeye bas ve Master'ın nerede ışınlandığını bulmak için iz topla demiş. Vay. Oo, Mars'ları izler nerede acaba? Abi burayı okuyalım. Burası merkez kuvvet yüzüğünün korunduğu yer olmalı. İlk önce meşaleleri takip etsem iyi olacak. Sihirli. Arkadaşlar meşaleleri... Aha Oğuz. Şaka şaka. Abi ben bu haritayı nereden hatırlıyorum? Oha, meşaleler iki arıyor. Sanırım soldan gitmeyi tercih edeceğim demiş. Geldik abi. Abi ben bu haritayı bir yerden hatırlıyorum ama bu düşündüğüm harita mı bilmiyorum. Bazı harita arkadaşlar, inşallah çektiğim haritayı bir daha çekmiyorumdur. Çekmediğim eminim abi. Şimdi düğmeyi aldık. Düğmeyi nereye koyacağız arkadaşlar? Bir bilginiz var mı? Benim yok. Buradan çıkalım. Bir dur bakalım. Ne diyor? Meşaleleri iki arıyor. Sanırım soldan gitmeyi... Tamam. Soldan gitmeyi tercih edeyim. Düğmeyi de bulduk abi. Allah'ım, ben okuduğum anlamadım biliyor musunuz? Yani dikkat etmedim. Bugün kafa biraz dağınık. Abi düğmeyi almasak mı ki ya o zaman? Buraya bir yer ışınladı. Lav var. Abi aşağı atlamalıyım. Aynen, başka bir yer yok. Yalnız... Geri dön ve diğer yolu seç. Seçtim ben zaten. ADŞ'si ya koçum. Arkadaşlar ben zaten diğer yolu seçmiştim. Trollendik ama. Şimdi o değil de hepsini geçtim. Ben bu düğmeyi nereye koyacağım abi? Hayır, ben bu düğmeyi nereye koyacağım? İçeride bir kapı mı vardı? Demirden bir kapı mı vardı abi? Aynen, burada bir kapı var. Evet öyle olmalı. Ooo, o düğmeyi aldık biz zaten. Vallahi hiç oynamadım arkadaşlar. Sadece başlığını bir yere hatırladığım gibi oldum. Yüzüğün tutulduğu oda. Oba, bu ne abi? Evet, denildiği gibi biri bu korumayı yıkmış ve yüzüğü çalmış. Bunlar Marslılar olmalı. Normalde yüzük sandığın içinde olmalıydı. Onları bulmalıyım ve yüzüğü yerine koymalıyım. Mutlaka arkalarından bir iz bırakmışlardır demişiz. Abi sulu elma var. Obsidyen. Marslılardan not. Şu obsidyenle burayı kapatacağız herhalde. Abi Marslılardan not, yapımcıdan not var. Marslılardan not. Haha, yüzüğü çaldık ve onu sakladık. Onu asla alamayacaksınız. Dünyalar donarak ölecek, altın bir sulu elma yiyin. Haha. Abi siz sulu elmayı nereden al? Altın mı? Alınmış. Ya abi ben... Bugün kafa gidik ya. Bu verilen obsidyeni yüzüğü bulup
bu sandığın içine koyduktan sonra açık olan tarafı kapatmak için kullan. Şimdi ben bunu kaybederim, o yüzden buraya bunları atacağım abi. Tamam. Tamam, kullanacağım onu. Şiriri. Bu ne abi? Tamam, şimdi yüzüğü nasıl bulacağım yani? Tamam, buradan bir yere gidilmiyor. Bunu kıracağız mı acaba? Bura niye kapalı? Abi şimdi bazı yerlerde bir kilitleniyor gibi. Şimdi ne yapacağız? Ben anlamadım. Sulu elmayla bir şey mi yapacağız acaba? At buraya. Yo. Abi düğmeyi buraya koymayacaktık herhalde. Buraya girmek için gerekiyordu düğme. Şimdi buradan geri mi çıkacağız acaba? Bir yerler mi açıldı ki arkadaşlar? Hayır abi, buradan çıkılmıyor da. Oha, burada tutsak kaldık abi. Şimdi yüzüğün tutulduğu oda. Tamam, yüzük buradan çalmışlar. Yerine koymalı. Mutlaka arkalarından biri bırakmışlardır diyor. Şimdi iz arayacağız. Bunun altında bir şey daha mı var? Abi Mars'tan not var, yapımcıdan not. Tamam. Açık olan tarafı kapatmak için kullan. Anladım bunu. Diğerini bir okuyacağım. Şunu bir daha. Yüzüğü çaldık. Alın bir sulu elma yiyin. Abi elma yedikten sonra bir şey mi olacak acaba? Barışçıllaymış. Barışçıllı acıkmayız ki. Aa! Vallahi yemin ediyorum öylesine gittim, biliyor musunuz arkadaşlar? Şu şuralara bakayım dedim. Hiç görünmüyor abi. Vallahi hiç görünmüyor. Ooo, reis. Ha, bu Marslar pek akıllı değil sanırım. Arkalarından iz bırakmışlar. Bari yaptığınız işi adam akıllı yapın be. Kesin var ya, bilerek bıraktılar. Bu da ne? Basmaktan başka çarem yok galiba. Buraya ışınladık. Ne diyor? Her elmas blokta kendin spam point çek. Oha, uzaylılar kaçıldı, niye parkur yaptırıyorlar bize? Marslar yüzeye ulaşmamız için engeller hazırlamışlar ama bunları geçeceğim. Tabii ki. Spam point'imizi çekelim. Geliyorum lan Mars'ta. Abi çabuk gaza geldim sanırım. Geliyorum. Bütün sevdiklerimiz bu gezegende yaşıyor. O yüzden bu gezegenin ölmesine izin veremem derken trollendik. Şimdi buradan şuraya. Tamam. İyidir. Kendin bir arkadaşlar istediğin şu diamond bloklardan mı çek diyordu? Biz yine kafamıza göre arkadaşlar, çoğu harita böyle, o yüzden gıcık etmesin diye ben artık kafama göre spawn point çekiyorum. Buraya mesela bir spawn point daha çekeceğim çünkü riskli bir atlayışa benzedi. Hop hop hop. Hoppa, çok güzel. Bir başta armutça düştük, onun dışında hiç düşmedik diyecekken kill çekelim. Tamam, geçiyorum. Hoppala, işte bu. İşte bu, işte bu. Hop. Hoppala. İşte bu arkadaşlar, geçtik spawn point. Bir şey daha, ne diyor? Yine engeller daha zorlu, bunları da geçeceğim. Tabii geçeceğim. Geçeceğim, geçeceğim dedim sana. Hoppa. Hoppa. Arkadaşlar şimdi merdiven parkurundan önce yalnız şuraya bir spawn point çekelim. Her tarafı baştan sona yapmayalım. Abi şu F3 yaparken, F3'de yaparken oraya yanlışlıkla tıklamaya gıcık oluyorum. Abi merdiven parkurunu diğer parkurlara nazaran neden bilmiyorum ama seviyorum ya. Daha bir tatlı geliyor. Hayır, tamam. İşte bu. Çok tatlı geçmedik mi arkadaşlar? Buraya da bir spawn point. Diamond bloklarda diyordu sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Hoppala. Hoppala. Cüppala. Abi ben bu haritayı çekmedim değil mi daha önce? Abi aşırı hatırlıyorum ben bu haritayı ya. Tamam. Sonunda be. Tam buraya ben spawn point. Ne diyor burada? Görünmez bloklara atla. Atla da nereden görecek? Sıfır almamız lazım bizim görünmez blokları görebilmemiz için. Şu an herhangi bir görünmez blok göremedim. Abi oraya tabii ki Game Mode 1'e geçip buraya tekrar çıkacağım ve görünmez blokları bir bulayım, gözünü seveyim. Abi tamam, burada bir tane var. Şurada varmış. Ben bunları niye göremedim değil mi? Bak, benim göz mü görmüyor? Allah'ım, o kadar şey ki. Normal bir insan, benim göz zaten hiç görmez. Mesela diğeri nerede? Aa, varsa ben görmüyorum. Hah, gördüm şu an. Normal insan zor görür, ben hiç göremem abi. Ayda. Dur abi dur. Burayı şöyle geçelim. Çünkü görünmez blok, ben görmüyorum. Vallahi görmüyorum. Hah tamam. Sıfıra geçelim. Arkadaşlar ben cidden hatırlıyorum bu haritayı ya. Aynı haritalar inşallah kopyalanmamıştır. Aha, umarım bu sondur diyor. Bence de umarım bu sondur. Parkur haritası bildiğin. Neyse, sıkıntı yok, hemen hızlı hızlı geçelim şurayı. Hop. Hop. Hop, tamam. Bir konsantre oluyorum arkadaşlar. Hop.
Abi şöyle yapabiliriz. Tekrar bunu şöyle kapat. Süper. Abi ben bu haritayı hatırladım harbiden. Ama hikayesi hiçbir şekilde... Oo, böyle değildi. Tamam. Süper. Şimdi diğer tarafa doğru atacağız. Ha, buradan görünmez blok var. Abi ben burada kendim bir spawn point çekeyim gene. Tamamdır. Şimdi seni kapatacağız mı? Yok. Kapatmasak daha iyi olur sanki bizim için. Abi yok, ben görünmez blokları da sevmiyorum ya ben. Haydi. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Eğer haritaları bir yerden alırsanız bunları yazın. Ben yaptım diye yazmayın. Sadece çevirdim yazın. Orijinal yapan kişinin kanalında verin. İşte ne bileyim, linkini de verin. Emeğe saygısızlık yapmayalım. Ah tamam, bu sefer atladım. Abi şu ne? Taş nereden geldi benim önüme ya? Abi ben buraya bir spawn point çekeceğim ya. Çünkü atlayabildim. Şu blokları görmeyince ben tuhaf oluyorum arkadaşlar. 1, 2, 3. Hoppa, tamam. Hop, burada spawn point çekmemiz lazım normalde. Biz birkaç fazla yerde daha çektik. Neyse, sıkıntı yok ama. Hepsi arkadaşlar gıcık olmayıp haritayı bitirelim diye. Oo, burada görünmez blok vardır %100. Yok mu lan? What? O zaman şu. Arkadaşlar. Hop. Abi yok. Kesinlikle görünmez blok olması lazım. Yanına bile yaklaşamadım abi. Abi şu atlayış bu kaç blok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu imkansız değil mi? Burada bir görünmez blok var da nerede abi? Hah bak. Ya buradan. Buradan oraya nasıl atlayacağız? Şöyle bak, ben biliyorum abi, imkansız yani. Neredeydi demin bak. Hop tamam. Hop tamam. Ben de büyük ihtimal buna gıcık olup o yüzden çekmemiştim. Bu harita mıydı bilmiyorum. Öldüm. Aa, spawn point de çok saçma yerde çekmişiz en son. O yüzden tabii ki şuradan bir yerden başlayacağım arkadaşlar. Şuradan şuraya bir spawn point çekelim. Game mode sıfırımızda yapıp şurayı bir geçelim. Abi. Tamam, şöyle geçtik. Şöyle. Aa, pat diye kendi kendime yürüdüm abi, hata olmadı. Abi. Ha, can gitmedi. Şöyle yapalım bence arkadaşlar, risksiz. Uyt. Uyt. Arkadaşlar şuna. Abi bu çok kolay bir zıplama. Niye atlayamıyorum ben? Köşeli de atlıyorum, Allah Allah. Hızlı geçelim arkadaşlar. Şu an gaza geldim. Ciddi söylüyorum, gaza geldim. Hop. Hop hop hop. Ya böyle. Hoppa, işte burada spawn point. Ya, saliselik ayarlamalara bakıyor abi. Şimdi buradan şuraya kadar gelip hop şöyle. Orayı görmeme rağmen niye atladım ben? Tamam, sıkıntı yok. Kendi kendine zıpladı gene ya. Bazen böyle oluyor arkadaşlar. Bunun sebebini biliyor musunuz? Vallahi billahi elimi boş tuştan kaldırmama rağmen kendi kendine zıplıyor bazen. Tuş mu takılı kalıyor? Ne yapıyor anlamadım. Tamam, güzel geçtik. Buraya da bir spawn point çıldırmayalım diye. Video kalitesi düzgün olsun diye arkadaşlar. Yoksa ben video dışında spawn pointsiz 500 saat deneyim buraya abi. Yani yapamasam da denerim. Şimdi burada görünmez blok var belli ki. Ha. Hoppa. Şöyle. Ay, ayağım kaydı. Tamam, bir tanesini. İkinciyi de geçtik. Üç. Bu neden oluyor ya, böyle kayıyor böyle. Normal düşüyor olarak görünse, hani üstüne atlayamıyor bak. Aynısı oldu. Üstüne atlayamıyorum gibi. Düşüyor gözüküyor. Shift atlıyorum direkt hani. Düşmesin imkanı yok gibi geliyor bana ama. Şuraya bir spawn point başkan. Bu atlama kolay zaten. Hop şöyle. Burada kolay. Burada görünmez troll murol yok değil mi? Oo, geçtik. Ne oldu lan? Ne oldu? Ha, seni tuzağa düşürdük. Buradan kaçman için iki düğme bulman lazım. Asla bulamazsın. Arkadaşlar ben bu haritayı cidden hatırladım. Bu harita 500 yıl sürüyordu abi. O yüzden ben parkur kısmını bir part, diğer tarafı bir part yapmayı düşünüyorum. Ben bu parkurların hepsini yaptığımı çok net hatırlıyorum. Acil depoya ihtiyacım vardı. Ve hızlı hızlı videoları çekmem lazımdı. Bu video, hatırlıyorum ben burayı. Parkurların hikayesi değişik. Farklı bir şeyler hatırlıyorum. Burada tamam, bunu bulduk. Haha, burada değil falan gibisine bir şeydi. Şimdi düğme bulup burayı geçmem lazım. Yalnız ben bu haritanın tamamını yaparsam 500 yıl sürebilir arkadaşlar. Abartmıyorum. Aha, burada bir şey var. Mesela bulduk, tamam. Elmayı bırakma, elma o. Birazcık daha yapacağım arkadaşlar. Bunu iki parta bölebilirim.
Eğer severseniz devam ederim yani Marslardan kurtarma olayına. Hop açıl susam açıl. Aa iki tane bulman lazım. İyi ki girmedik ha. Hatırladım iki tane bulman lazım diyordu. Şurada bir tane var. Burada da yok. Şimdi bunu bir hafiften bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Burada ne var abi? Bir şey yok. Harbiden hatırladım. Arkadaşlar böyle 500 yıl süren harita da olmaz. Gözünüzü seveyim ya. Bu haritayı ben hatırladım. Kötü olduğundan değil harita ama aşırı uzundu ve o ara benim deli gibi depoya ihtiyacım vardı. Arkadaşlar öyle oluyor ki yemin ediyorum. Aa bak bugün de. Burada bir şey var ama. Günde 3-4 video çekiyordum. Ve bu videolar böyle 1 saatlik videolar olursa benim o videoyu çekmemin imkanı olmaz yani. Abi bir düğme bulduk diğerini bulamıyoruz ya. Benim göz görmüyor. Bana böyle oyunlarla gelmeyin arkadaşlar. Aha. Vallahi ötekini de bulduk. Süper. Görmüyor dedik ama gördük yani. Şuraya koyunca oluyordu bu. Hatırladığım kadarıyla. Yani bir başka bir haritada hatırladığım kadarıyla. Şimdi abi gözüm var ya yoruldu şu an. Biraz oynayacağım. Harita hala devam ediyorsa iki parta böleceğim abi. Abi şunları koyaydım be. Canını yediğim. Bak açık açık yapmış. Buna da koymamış geri. Şöyle. Harita güzel olmuş arkadaşlar. Ona bir laf ettiğim yok bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Şuralara bir bakalım. Abi buraya baktık mı biz? Haritanın iki düğme. Her şeyde iki düğmem diyordu. Yok abi öyle bir şey demiyor. Burada bir... aynen. Demiyor ama anlamamız gerekiyor. Şöyle. Buraların altında bir yerde yani. Tavanda falan olabilirmiş. Şunun içinde. Bu ne lan? Bu bir an öyle bir gözüktü ki dörtlü gibi. Size de öyle gözükmedi mi? Yo diyorlar şu an. Yo biz normal gördük. Buraya bakmıştık değil mi arkadaşlar? Aynen. Bunun arkası falan. Şurada bir şey mi gördüm? Yok buralar ne? Şu ne mesela? Bu niye yarım blok? Şüpheci olduk iyice ha. Yalnız burada iki tane mi yer var? Yok bir tane var. Yok abi orada bir şey yok. Abi ne olur ya. Ne olur amcam. Sevdiğin altın olsun ablam. Bunun arkasında olabilir mi? Abi zehir gibi değil miyim ya? İnşallah oradadır da hava yaptığım boşa gitmez. Gördünüz değil mi? 2 saatte bulduk. Artistik yapayım gördünüz değil mi falan. Abo gözüm var ya şu an öldü. Gözüm diyor ki yeğenim ben bir şey göremiyorum sen görebiliyor musun diyor. Ha, burada bir tanesi burada. İki düğme. Oha lan hızlı buluyorum. O zaman arkadaşlar çok yorgundum. Şu anda çok yorgunum ama bitkindim resmen ya. Depo yapmaktan. Ve o yüzden yarıda bırakmıştım. Çok net hatırladım. Buraya düştük çıkamıyoruz. Güzel. Ne olacak şimdi? Efendim şunu elimden kıracağım yerde. Game mod 1 çekerim. Sıfıra geçerim. Tamam, arkadaşlar ne yapayım? Haritayı mı bitireyim yani? Şurada bir şey var. Şurada bir şey var. Hoppala. İşte bu cici. Son düğmeyi yüm bile ona koyup bas. Abi bitirelim ya dur. Demek düğmeleri buldun. Hadi buraya da geç bakalım. Bitirelim dur. İki parta bölmeyelim. Şu an gaza geldim. Bazı yerleri keserim zaten parkurun. Arkadaşlar bazen öyle oluyor ki ciddi söylüyorum. Parkurun basit yerlerde böyle şey yapınca canım sıkılınca takılıyorum kalıyorum. Dakikalarca oraya uğraştığım oluyor. Ve oraları videoda siz sıkılmayın diye kesiyorum. Hani sizin gördüğünüz benim çoğu videom öyle zaten. Video 20-25 dakika izliyorsanız videonun belki 35-40 dakika çekimi oluyor. Belki çoğu videoda daha fazla oluyor. Hani olay değil arkadaşlar. Şuradan şöyle gidelim. Ama seviyorum ya ben bu işi. Vallahi bak. Ya, bu iş benim işim ya. Şuradan şöyle giriyoruz. Bu ne abi? Nereye çıktın ya? Abi oraya doğru gidiyoruz. Tamam. Fark ettik. Şu an sizin taktiği uyguluyorum. Sağ tarafa böyle elimi dayayıp. Cidden ileride bir labirentte kalırsam bu taktiği uygularım. İnşallah işime yarar arkadaşlar. Hoppala. İşte bu. Cici. Şimdi soru yapma. Demek kendine çok güveniyorsun ama asla bu beyin yakan soruları cevaplayamazsın. Güneş sisteminde kaç gezegen vardır? 8. 9 deyip yanacağım değil mi? Plüto cüce gezegen. O gezegenlikten çıkarıldı. Yanındaki meyve ve sebzelerden en çok C vitamini içeren hangisidir? Portakal, mandalina, limon, biber. Abi bir şey söyleyeyim. Bu bibermiş biliyor musunuz bunun cevabı? Ya ben bunu biliyordum. İnternette görmüştüm. Ne kadar saçma. Yanındaki ülkelerden hangisi İskandinav ülkelerinden biri değildir? İsveç, Danimarka, Norveç, İsviçre değil abi. İsviçre, Avrupa... ne diyor abi? Ha X kaçta diyor. Arkadaşlar size burada bak.
Şey öğreteceğim abi. Arkadaşlar nasıl yapacaksınız bunları biliyor musunuz? Bak küçük arkadaşlarımız olursa. Öncelikle bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Oha matematik anlatıyoruz. Şimdi bilinmeyen nedir? 5x bilinmiyor. X'i bilmediğimiz için onu orada sabit bırakıp yalnız bırakacağız arkadaşlar. 2'yi bu tarafa atıyoruz. Diğer tarafa geçerken eşitliğin. Eksi 2 olarak geçiyor. 57'den 2'yi çıkarırsan 55 kalıyor. 55 eşittir 5x ise x eşittir 11 olur. Nerede 11? Heh. Burada matematikten anlatıyoruz arkadaşlar. Hangi cümlede D daha yanlış yazılmıştır? Benim de 50 tane elmasım var. Doğru. Evde yiyecek bir şey kalmamış. Doğru. Arabada telefonum kayboldu. Bu yanlış. Okulda öğrenciler sınava girdi. Arabada telefon. Bu yanlış abi. Tamam süper. Bu haritanın yapımcıları kimlerdir? Erdem Ahmet, Adem Ahmet. Direkt hatırlıyorum. Şu an sorduğum soru... Bu arada arkadaşlar ben bu haritanın o düğme bul kısmına kadar gelip orada bırakmıştım. Yani buraları vallahi görmedim. Şu an sorduğum soru kaçıncı soru? Hayda. Sallayacağım abi unuttum gitti. 5 diyorum. O zaman en fazla 6 olmuştur abi. 7. Üçüncü de tutturduk. İkinciyi geçersen kaçıncı olursun? Soruya bak. Atatürk Türkiye'de ikameti olduğu il hangisidir? Bunu tabii ki biliyorum. Gaziantep arkadaşlar. Yeah. Bir adet kömür kaç tane demir cevheri pişirebilir? Bildiğim kadarıyla abi 12 diye hatırlıyorum ya. Yanlış mı? Kaçtı? 8 miydi? 8 tamam hatırladım. Minecraft'ta bir adet odun ve bir adet çalışma masası ile ne elde edilemez? Abi ne sorularmış lan? 4 tahta elde edilir abi. Bir adet odun ikisini de kullanmak zorunda mıyız ama? Bir tahta kürek elde edilir. Bir tahta kılıç elde edilir. Bir tahta kazma. Abi şimdi bir odun 4 tane çıkıyor. 2 tanesini şey yaparsın. Kürek yaparsın, tahta kılıçla kazma yapamazsın. Yes. 3 tane daha gerek. 2 tane daha gerek. Minecraft'ın satış fiyatı ne kadardır? Abi hiç. Alalı bayağı oldu ben. Bu arada arkadaşlar benden Minecraft'ı nereden alabileceğinize dair bir site soruyorsunuz. Minecraft'ın resmi sitesinden alabilirsiniz. Diğer sitelerden çalıntı çıkabilir arkadaşlar. Tavsiye etmem. Bana mesela çok o tarz Minecraft satma hesabı sponsorluğu da geliyor. Ben çoğunu kabul etmiyorum. Çünkü bilmiyorum. Orijinal hesap mı satıyor, ne satıyoruz? Sizin paranızın boşluğun yere gitmesini izin vermek istemiyorum arkadaşlar. O yüzden bir o tarz reklamlar almıyorum. Minecraft'ın satış fiyatı ne kadardır? 23... 24... 24 herhalde ya. 23'müş. Hoppa. İlk öncelikle sandığa bak. Son aşama diyor. Oo, yatağımız var. Uyumayalım mı? Evet, uzaylıların sana hazırladığı bütün engelleri geçerek son aşamaya geldin. Karşında gördüğün kalenin en üst katında merkez kuvvet yüzüğü bulunuyor. Onu almalısın ama o kadar kolay olmayacak. Her katta seni Marslı muhafızlar bekliyor olacak. Hayda, toplam 10 kat var. Yanındaki düğmeye basarak lazım olacak eşyaları alabilirsin. Haydi bakalım, buraya kadar geldin, dünyayı kurtar, bizi kurtar. Abi çok uzun harita. Yarın editlemem lazım bunu, artık yapacağız arkadaşlar. Ama güzel haritaymış, uyusam mı diye düşündüm de. Vay. Ulan hışkırık tuttu. ADŞ itemleri abi bunlar. Şöyle bir şey yapayım ben ya. Sulu elma ne işimize yarayacak hala bir fikrim yok. Şimdi 3 al. Gelin lan buraya. Oha Yozgat saat kulesi haritama benzemiş. Her katta bilmem şeyi varmış da. Ver ADŞ montajda ADŞ ver aksiyon müziğini yiyelim. Hoppa gelin lan ahtarınız kim oğlum. Yalnız bunlar kendine daldı hacı abi. Ya büyülü müyülü yüzük vereydin keşke ya. Daha çabuk ölürlerdi. Abi çok uyuz ölüyor bunlar ya. Her katta bu kadar varsa işimiz var arkadaşlar. Aa benim okum var niye oklamıyorum bunları? Hop şuradan aradan bunları alamıyoruz. Siyan geç. Tıp tırıp tıp tı. Hop birbirine girdiler tamam süper. Bir altı elma. Aa yüzüm kaşınacak zamanı buldu. Abi bana önce bana saldıranları bir bitireceğim. Şu dingil mesela bana saldırıyor. Şu armut sen öl bir. Birader bak o adam sana saldırıyor sen de bana saldırıyorsun. Böyle bir mantık var mı ya? Ben sana dokunmamışım. Abi yalnız. Yemek yiyeceğim çok da. Abi sağdan atıyorsunuz bir soldan atıyorsunuz. Hey Tulin. İşte bu. Şunu, abi bunu gene yemeyeceğim. Bir acıkıp arkadaşlar 10 kat varsa vallahi dikkatli kullanmamız lazım. Her kat iskelet mi var? Zombi falan da var mı? Zombi varsa biraz daha sıkıntı gibi mi yoksa? Allah. Aşağı bir gelin biraz oklayayım ya. Hop. Hop. Sen bir öl. Abi ölmedi. 5 tane vurduk ölmedi. Ha tamam. Yemeğe bir daha ya. Arkadaşlar cidden. Aha. Şey. Abi 17 tane daha. Cidden dikkatli şey ettirmemiz lazım. Abi siz birbirinize niye saldırmıyorsunuz? Şöyle bunlar. Ha siz ikiniz birbirinize bir girin.
Öleceğim zaman yiyeceğim abi anca şeyi. Aha aşağı bakıyor şu armut. Ötekine kilitlendi çünkü. Şunu bir daha ya. Arkadaşlar bence altın elmayı gayet güzel şeyli kullandık. Şimdi biraz daha acıkmayı bekleyeceğim. Çirip 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 çirip. Çok güzel haritaymış ya ama biraz uzunmuş. Bir yudum kahve alayım. Okay, let's go. Let's go dude. Siyan gençler. Şimdi bunları birbirine şöyle bir saldırtalım. Şimdi bize saldıranlara bir üfleyelim ondan sonra. Taktik arkadaşlar, taktik. ADŞ taktikleri is here yani. Arkadaşlar bu arada is here diye yazılıyor. Bunu bazı arkadaşlarımız bilmiyor mu, trollüyorlar mı bilmiyorum. Is here falan diye. Ulan bak her ders anlattı. İngilizce anlattık, matematik, tarih. Başka daha coğrafya falan anlattık mı? Arkadaşlar nasıl bir video oldu bu ya? Yaşı küçük arkadaşlarımız için okul öncesi. Oo haftaya da okul açılıyor. Bu arada okul açıldığında da hafta içleri video saatlerini 16.00 yapmayı düşünüyorum yine arkadaşlar. Okuldan geldiğinizde izleyebilirsiniz diye okula giden arkadaşlarımız. Şu araya ben bir gireyim acaba abi. Tamam şimdi altı elma bir tane yiyelim. Bu kadar cimri olmaya gerek yok. Şimdi şu birader hangisi? Şunun abi zırh olduğu için önce önü bir öceleyelim. Şimdi altı elma direnç de veriyor muydu abi? Yok. O şey de var ya abi. Sağlam vurma veriyor ya. O şey için. Witter kesmek için çok iyi oluyor. Biz ilk Witter kestiğimizde onu açmıştık Yasin abi, Oğuz, ben, Ali Bey amcamız. Öyle bir şey olmuştu. Aa bunları biz birbirine saldırtalım. Tamam şimdi yemek ye ADŞ'e. Ölmeyiz be. Gözüm de orada ha. Tırsıyorum. Aa bir tane daha yiyeceğim. Vallahi bana hangisi sıkıyor? Hiçbiri şu an bana sıkmıyor abi, çok enteresan. İkisini de kestik aynı anda. Hop siyan geç. Abi setli o şey mi olur ya? Hoppa işte bu. Ok, yani bir 64'lük ok daha biriktireceğiz ha. Yemek de bitti. Arkadaşlar bak güzel olmuş. Kısıtlı şey vermiş ama biraz daha hızlı kesebileceğimiz şeyler verirse. Bu sefer ilk defa taktiksel olarak kestik böyle. Bir sürü zaten malzeme veriyorlardı. Önümüze baka bak böyle hepsini kesiyorduk. Şey yapar sallamaya sallamaya. Hah o sana saldırdı armut. Sen de bana saldır anca. Hoppa sen şampiyon oldun yeğenim. Zırhın var çünkü. Haksızlık. Ölmüyordu lan neredeyse. Oha. Oğuz'u bile ben daha çabuk öldürmüştüm. Oo, kardeşim ağır mı oldu? Kusura bakma. Oh. Şimdi arkadaşlar daha var. Oh, gel buraya gel. Aşağı gel. Aşağı gel lan. Abi 4-6 elma kaldı. Vallahi riskli yani. Oo burada az kişiymiş. Sen önce bir gel. Bana saldıranlar önce. Sonra şu mu? Şu köşedeki saldırıyor. Şu saldıracak. Niye bu gaza geldi böyle hızlandı? Hah. Arkadaşlar bekleyeceğim dur. Oo reis. 360 derece dönüp ok mu attı o? Oo, helal be. Yalnız iki stek olacak. Abi bütün kaynakları kullanmıyor muyuz? Bir kat kaldıysa sonra alt elime 2-3 kat kalmış ya. Bence yiyebiliriz. Gerçi zorda kaldığımızda mı yeseydik? Her katta azalıyor artık. Aşağı mı düştü diğeri? Bunu buradan okla öldürebiliriz. Daha düşüyorsun aşağı. Hala bana ok atma peşindesin ya. Armut ya. Ya sen kimsin ya? Burada tamam. Burada tamam. Değilmiş. Aa gitgide azalıyor. En sonunda boss mu var? Ne var? Hop şöyle. Oo arkadaşlar. Ayda. Şimdi yapacağımız şey basit. Buraları bazı yerleri keseceğim. Ne yapacağız abi? Öncelikle bir tahta kazma yapacağız. Abi fırın falan da koymamış deme bana. Bana deme. Deme. Şimdi şunları bir çevir. Hemen bir crafting table yapıyoruz. Yapamadık. Şunu şöyle bir at. Abi crafting table'ımız şuraya. Hala bir tane hayatta mı? Allah Allah ben hepsini kestim gibi. Gece olduğu için kendi spawn olmuş olabilir. Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar bununla taşı kazıyoruz. Buna birinin arkasında lütfen o kitap şeklinde şey çıkmasın. Demirler buradaymış bu arada. Nerede diye merak edip duracak idik. Şimdi hemen şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Hoppala. Cüppala. Eyvallah. Kömür biraz kazalım. 8-6 tane pişiriyor. 8 tane pişirdiğine göre bir tane kömür bile yeter ama belki fırın yaparız diye düşündüm de. Ya birkaç fırın. Aa bunlar bize toplatacak ya. Şöyle fırını yapmak için toplayacağız zaten. Bir de diğer uçtadır o zaman.
şunun arkasında falandır. Yo. Diamond'lar da orada. Abi demir, bunların arkasında bir şey yok herhalde başka. Demir daha bulduk. 3 olmadı yalnız demir, 2 oldu. Kömürlerin arkasında mı gitti diğeri de? 2 oldu aynen. Şunların arkasında mı? Diamond var orada. Abi başka bir şey yok mu burada? Olamaz abi. Odunun arkasında. Bir orada olabilir zaten bir göremediğimiz. Aynen. Güzel güzel, çözdük. Biz bu işi kaptık. Diamond'ın biri de orada. Neyse oradan alırız. Şimdi abicim sen bana şuna 2 tane mi yapabiliyorsun? 2 tane fırın ver bey abicim. Eski Türk filmlerinde bey abicim falan diye konuştular ya. Arkadaşlar Hüdaverdi izlediniz mi ya? Ali Bey amca var ya. Ali Bey amca oradan geliyor biliyor musunuz? Hüdaverdi'den. İzlemediyseniz eski bir Türk filmidir. Kısa da süresi. Hüdaverdi yazın. Ya onu bir izleyin arkadaşlar. Efsanedir. Çok iyidir. Küçükken izlemiştim ben de. Büyüdük hala ve arada geçen bir ara açıp izlemiştim. Çok güzeldi. Ali Bey amca ismi oradan geliyor işte. Orada bir Ali Bey amca vardı. Ben Ali Bey amca, oradan bir Ali Bey amca dedim. Patladı gitti. Şimdi şöyle yapalım. Bir tane demir kazma. Şöyle. Şimdi Diamond başkanların 3 tanesini bulduk mu? Bir burada. Bir de şurada bir yerde vardı sanırım. Yok, şurada ve şurada, tamam. 2 and 3. Hoppala, işte bu. Şimdi bir de diamond kazma yapıyoruz. Şöyle. Aa, buna bir de büyü basabileydik. İyiydi ama şuradadır büyük ihtimal. Eggwars'tan şey yaptığımız kadarıyla. Gerçi bir tane daha kazmamız illa gerekecektir. Çünkü şurada da bir tane var. Dipteyse saklanmış yerde. Abi şuradan kazalım da o zaman alttan alabilelim. Acaba o merkez yüzük müydü? O ne acaba? Neyi yapmış? Acaba dünyayı ne koruyor? Üstündekini de kazmamız gerekecek. Abo! Hadi oğlum, hadi oğlum. Arkadaşlar her şeyi bulduk. Merkez kuvvet yüzüğünü, düğmeyi ve yüzük bulundu. Tebrikler, Marsları alt ederek merkez kuvvet yüzüğünü buldun. Şimdi aldığın düğmeyi tavandaki sarı yünün üzerine koyup bas. Bu işlem seni haritanın en başındaki yüzüğün korunduğu yere götürecektir. Yüzüğü odadaki sandığın içine koy. Mükemmel bir harita değil miydi ya? Koyduktan sonra dünya tekrar normale dönecek. Sayende insanlık kurtarıldı. Not, finale gitmek için yüzüğü koyacağın odadaki meşaleyi ve onun arkasındaki bloğu kır. Yüzüğü koyacağın odadaki meşaleyi ve onun arkasında bile okur. Karşına bir düğme çıkacak. Ona basıp finale gidebilirsin. Tamam. Dünya anladım arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu yapıyoruz. Meşalenin arkasındaki bile o kırmam lazımmış. Ha, yüzüğü nereden almıştık abi biz? Şu aşağıda mıydı? Buradan geri nasıl çıkacağım ben şimdi? Ben buraya niye iniyorum? Ha, yüzük, bu yüzüğü buraya koyacaktık. Tamam. Şimdi yüzüğü buraya atıyorum abi. Şunu ver. Merkez koruma yüzüğü müydü? Neydi bu? Bunu da etrafı şöyle kaplayalım ki arkadaşlar. Yalnız şunu vermen lazım. Ve aynen işte bu. Şimdi ne diyor? Şunu kıracağız. Bunun arkasındaki şeyi de kırıp buradaki düğmeye basacakmışız. Vay be. Efsane değil mi ya? Ve final. Tebrikler, dünyayı kurtardınız. Haritayı oynadığın için teşekkür ederiz. Gerçekten çok emek verdik. Belli oluyor aynen. Haritayı gerçekten mükemmel bir harita olmuş. Haritayı puanlayıp selam göndersen seviniriz. Son olarak TNT'leri patlat bakalım. Selam gönderiyorum buradan size, canınızı yerim. Arkadaşlar hazır mıyız? Diamond bloklardan mı oluşuyor yer yer? Oha. RIP FPS. Öldüm. Hayda öldük. Ha burada burada. Hala patlama devam ediyor abi. Yuh. Marslı terbiyesizler abi. Adam gibi blok ya. Kırılmamış bak, görüyor musun? Reis blok. Arkadaşlar bura Mars gibi duruyor biraz. Acaba o yüzden mi yaptı ki? Marslar dünyayı ele geçirdi ya. O yüzden mi Mars'a bir benzetti acaba? Olabilir. Şöyle bir görüntü alayım arkadaşlar ben. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Bu arada daha fazla takipçi haritası gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.